Aracımız Toyota Corolla 1.6 motor. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 228.448 kilometrede. Müşterimizin başlıca istekleri ve şikayetleri: trigger V kayışı, devir daim kayışı, direksiyon kayışı, tüm kayışlar değişim istemiş. Üst kapak ve karter contalar kontrolü gerekliyse değiştirin demiş. Motor yağı ve soğutma suyu, sızıntı ve kaçak kontrolü demiş. Buji kabloları kontrolü, buji değişimi, radyatör soğutma suyu sistemi temizliği, motor yağı değişim öncesi motor içi temizleme, motor yağı ve filtreler değişimi, şanzıman ve şanzıman yağı kontrolü istemiş. Direksiyon, fren ve tüm hidrolik yağlar kontrol edilsin demiş. Fren balataları değişimi, ön arka, fren diskleri ve kampanalar, fren diskleri ve kampanaların kontrolü ve bakımı, motor kulakları ve takozları kontrolü, amortisörler ve yayların kontrolü, ön amortisör takozları değişim, ön ve arka alt tüm takımlar kontrolü istemiş. Genel bir kontrol istemiş kısacası. Anladığımız kadarıyla da herhangi bir problem nerede çıkarsa yapılmasını istemiş. El freni kontrolü, rot ve balans ayarı kontrolü, kalorifer temizliği, egzoz sistemi kontrolü, LPG sistemi kontrolü, yakıt sistemi kontrolü, motor kontrolü vesaire. Tabi bu işlemlerin hepsini biz yapmıyoruz. Bazılarını yapmayacağız. Boğaz kelebeği kontrol ve temizliği, genel kontrol kısacası. Şikayetler ve bulgular: motor gürültülü ve titreşimli çalışıyor demiş. Motor yağ eksiltiyormuş. Rölanti dalgalanması, performans düşüklüğü, 100 km'den sonra hız üzerinde motorda zorlanma varmış. Fazla yakıt tüketimi, soğutma suyu eksiltmesi, direksiyon merkezinde kayıklık ve boşluk var demiş. El freni tam tutmuyor demiş. Yüksek hızlarda fren yaparken titreme yapıyormuş. İşlemlerimize başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Aracımızda işlemlerimize başlamadan önce bir test sürüşü gerçekleştireceğiz. Aracın arızalarını tespit edeceğiz. Alt takıma bakacağız, sesi dinleyeceğiz. Bilal Usta ile çıktık test sürüşüne. Ufuk abi de bize eşlik ediyor. Bilal Usta mı? Ay, Bilal ne kadar Yusuf Usta. Yusuf Usta ile çıktık test sürüşüne. Biraz Ufuk Bey de bize eşlik edecek. Detayları kendilerinden dinliyoruz. Oku Allah oku. Trigger, V kayışı, devir daim, direksiyon kayışı ve tüm kayışlar değişim. Yusuf, değişim istiyor. Üst kapak ve karter contaları kontrolü gerekirse değişim. Motor yağı, soğutma suyu, sızıntı ve kaçak kontrolü. Buji kabloları kontrolü. Buji değişim. Pazara da gidek bir akis dinleyek dönerken. Sağa sola dönerken aksları kontrol edeceğiz. Onun dışında alt takımı dinleyeceğiz. Ya bunu ne yapacağız biz? Trigger'e falan. Trigger değişim istemiş mi abi? Kontrol trigger mi edilsin istemiş? Kayışlar, değişim hepsi. Değişim istemiş. Evet, onlar trigger seti komple değişecek. Şu an bir test sürüşünde bakalım. Bir sesleri dinleyelim genel olarak. Alt takım ses. Üst kapak, karter contaları kontrolü gerekliyse değişim. Motor yağı ve soğutma suyu, sızıntı ve kaçak kontrolü. Motor yağının yenilenmesini mi istemiş? Motor yağı değişim öncesi motor içi temizleme. Şanzıman yağı ve şanzıman kontrolü. Fren balataları değişim. Fren diskleri ve kampanaları kontrolü. Motor takıları ve kulakları kontrolü. Amortisörler ve yaylar kontrolü. Ön amortisör takozları değişim. Ön ve arka alt tüm takımlar kontrolü. El freni kontrolü, rot balans ayarı ve kontrolü. Kalorifer temizliği, egzoz temizliği, LPG sistemi kontrolü, yakıt sistemi kontrolü. Hepsi kontrol, de kontrol. Bu hepsi kontrol? Hepsi kontrol. Hepsi? Hepsi kontrol. Emin misin? Hepsi kontrol. Valla. He. Abi senin tıraş olmuşsun, parlıyorsun ha kamerada. Ben her zaman parlıyorum. Bugün bir tanesi ne yazmış bana? Ne yazdı? Geçen şanzımanı tek başıma indiriyor, çocuklar indiremiyordu, şey yaptım. Beraber Rambo mu yazmışlar? Yazmış ki, kere bak 2.50 bir şeydi orada ama çocuklar artık diyor. Ben de altına yazdım. Ne yazdın? Ben seni bir doğrulturum bir daha eğilemezsin mi yazdım. He vallahi öyle yazdım. Ben seni bir doğrulturum bir daha eğilemezsin yazdım. Tanımadığı, cevap verdi mi? Tanımadığı insanlara böyle klavyeden yazıyorlar. Ya klavyeden yazmak kolay mı abi? Bana neler yazıyorlar ooo. Şimdi pazar alanına geldik. Aksları kontrol edeceğiz. Sağa döneceğiz, sola döneceğiz. Sağ aksa, sol aksa bakacağız. Durumu neymiş aksların? Bir sesini dinleyelim. Sol aksa bakıyoruz, sağ aksa bakıyoruz. Amortisör takoz gidiyor. Bu süt
sürtme sesini diyor herhalde bu. Araç soğuktan motor bölümünden ses geliyor. Sürtme sesi. Yok, bununla alakası yok. Kısa yokmuş. Sağ sol sağ. Sağ tamam. Sol aksta bir şey yok dedi Yusuf Usta. Herhangi bir problem gözükmüyormuş. Tekrardan emin olmak için bakıyor. Var ya oğlum tıkır tıkır ses. Bir ya da ses mi var? Mekanik bilya mı? Ne bilyası? Mekanik bilya var mı? Ne Yusuf, bileyim oğlum öyle bir şey dedin Yusuf, sanki. Yusuf ev sahibi sana ne dedi Allah aşkına anlarsana. Doğru söyle. Yusuf sıkıntın ne doğru söyle. Ha, ev sahibi zam mı yaptı? Ha, kaç para yaptı? Allah aşkına. 4000 lira mı yaptı? Yok. 350. 350. Merdivenleri de sildiriyormuş sana. Pasta ayakkabılarla girdiğin için. Bir ay bittiğimiz mesela bir ay bittiğimiz. Evet. Evet sıkıntı yok abi. Ne sıkıntı yok. 3 tane ayakkabıyla mı geziyorsun sen şimdi? Yok bir tane. Oğlum geçen diyordu ya 3 tane ayakkabı. Tamam hayır temiz abi. Bir tane dükkanda değişiyormuş, bir tanesini yarı yolda değişiyormuş, bir tanesi de eve gittiğinde değişiyormuş. Tamam temiz temiz. He? Her şey temiz abi. Evet. Sen eve çok pis. He. Senin eve? Yok. Bizim eve çok temiz. Allah şükür. Sizin ev çok temiz. Evet. O zaman niye ev sahibi sana pis geziniyorsun diye zam yok, yaptı? Yok kanka. Ben yok sen. He? Sen söyle. Oğlum pis ayakkabılarla giriyorsun diye sana zam yapmış ya. Sade bu ayakkabı sade. Motorun altında ayakkabıyla gezmiyor musun sen? Yok. Geçen giydiğin ayakkabılar neydi? Yok kanka. Ben ayakkabı. Onlar abi. İstisnaydı abi. Ayakkabı. Her abi. Zaman giymiyor arkadaşımız. Hiç ayakkabı. Evde rahatsın yani güzel. 10 numara. Hiç oğlum anlatsana geçen anlattıklarından. Senin ev sahibi videoyu izlemiyormuş. Korkma görmez. Yok abi. Korkma ev sahibi görür beni evden at. Adamdaki korkunun. Ev sahibi 10 numara. 350 kira. Tamam. 350. Hayat şartları kardeşim yani yapacak bir şey yok. Başka? Yok kanka. Rahat. Çok rahat kanka. Vay rahat değil mi? Bu sene bedava. Para yok bedava. Bedava mı oturuyorsun? Söyle mesela para yok bedava kanka. Allah evet. Kim diyor lan? Bayağı. Sahibi diyor. Evet. Helal olsun lan ben de geliyorum oturuyorum. Allah'a şükür. Hangi ev kanka o? Boş evet. Başka daire falan var mı? 4000 lira zam yapmışlar buradan. Yok yalan. Tamam. Çok yalan valla çok yalan. Yemin ederim çok yalan. Aracımızı işletmemize getirdik. Test sürüşümüz tamamlandı. Şimdi aracımızı lifte kaldıracağız. Aracımızın işlemlerine başlamadan önce aracımızı kaldırdık. Genel bir kontrol yapıyoruz alt tarafa. Bakalım nerede sıkıntılar var. Müşterimizin belirttiği yerlerde gerçekten sıkıntılar var mı? Ustamız onu kontrol ediyor. Emin olabilmek için. Bilya değişecek mi? Sağ tekerlek bilyamız değişecek. Ustamızın tespiti. Şimdi sol tarafı inceliyoruz. Bakalım sol tarafta bir şey var mı? Çay oldu mu? Solda hiçbir şey yok. Salıncaklara bakalım. Sol salıncakta da sıkıntı yok. Sağ salıncağa bakalım. Sağda da bir sıkıntı yok. Takozda da bir sıkıntı yok. Ön tarafta bir şey yok. Arka tarafa bakıldı mı usta? Bakalım arka tarafa da. Sol arkada bir sıkıntı yok. Sağa bakalım bir de. Ufuk Bey uyanamamış. Uyanmaya çalışıyor. Sağda da bir sıkıntı yok. Egzozda var mı? Yok. Egzozda da bir sıkıntı yok. Alt takımda bilya dışında bir soruna rastlamadık. Egzoz değişiyor mu? Orta susturucumuz değişecek. Sağ tekerlek bilyamız değişecek ön taraftaki. Onun dışında alt takımda başka bir sıkıntıya rastlamadık. Şimdi aracımızı indireceğiz. Üst taraftan işlemlerimize başlayacağız. Bu arada Emrah Bey geldi. Bir haftadır yoktu. Damat tıraşı ne olmuş? Muhammed! Emrah abi. Vazgeçtik, günaydın. Günaydın.
yakıştı. Tıraş yakışmış. Yüzümüz gözümüz yaşasın. Öncelikle aracımızdaki işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasarlı durumlara karşı aracımızı koruma altına alıyoruz. Buji kablosunu söküyoruz. Her şey ya. Kablolarımızı çıkardık. Külbütör kapağımızı açıyoruz. Külbütör kapağımız çıktı. Lider direkt acı, benim dahil direksiyon acı ve tüm sürücüler direkt değişim istemiş. Yeni ise değiştirme. Gerek yok. Evet. Sıfır bu. Bak, bu VK'ş. Güzel. Şu anda müşterimizin isteği doğrultusunda kayışların tamamının değişmesini talep etmiş ama biz şu an trigger kayışına baktık. Şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Yeni gibi duruyor. İnceliyor yine de ustamız. Var mı bir sıkıntı usta? Bu değişmeyecek. Bunların ikisi değişecek. Devir daim kayışı ve V kayışımız değişecek arkadaşlar. Trigger kayışımız yeni olduğu için gerek duymuyoruz. Şu anda ustamız da kontrol ediyor kayışlarımızı. Kanka yeni bu. Hepsi yeni. Kayış hepsi yeni. Kayış hepsi. Kayışların hiçbirine dokunmayalım dedi ustamız. Çünkü gerek yok dedi. Yeni hepsi. Yani V kayışı ile trigger kayışı şöyle uzaktan ben bir baktığımda biraz eski gibi duruyordu ama inceledi ustamız ve hayır dedi. Tamamen kayışlarımız yeni. Muhtemelen yakın dönemde değiştirilmiş dedi. Bu yüzden kayışlarımızın hiçbirine dokunmamamız gerektiğini tavsiye ettiğini söyledi. Bu yüzden kayışlarımız hiçbirine dokunmuyoruz. Tekrardan kapatıyoruz trigger'i. Şu anlık sadece külbütör kapağımızı değiştireceğiz. Contayı da değiştireceğiz. Aracımızı kaldırdık. Sağ tekerleğini söküyoruz. Sağ ön tekerleğimiz çıktı. Bilyamızı değiştireceğiz. Balatalarımızın da değişmesi gerektiğini söylemiş müşterimiz. Şimdi onlara da bakacağız. Balata da yeni gözüküyor ama bilyamızı değiştireceğiz. Rot başımızı söküyoruz. Rot başımız söküldü. Şimdi balatamızı kontrol edeceğiz. Yeni gibi duruyordu. Ayırdık balatayı. Bileği sökeceğiz öncelikle. Hemen diskimizi de çıkardık. Bileği çıkaracağız şimdi. Şu içindeki bileği değiştireceğiz arkadaşlar. Pres yardımıyla değiştireceğiz. Öncelikle pres yardımıyla çıkartacağız. Sonra yenisini monte edeceğiz. Poryamızı prese koyduk. Şimdi bileğimizi çıkartacağız. Külbütör kapağımız değişecekti. Keçemiz de değişecek. Bakalım bir keçenin son haline. Sorun neymiş? Buji keçe. Evet. Gördüğünüz gibi paramparça. Bu bilya. Bilyamız da çıktı bu arada. Eski yağımızı boşaltıyoruz. Müşterimiz yağ bakımı istemişti. Yağımızı değiştireceğiz. Eski yağımız salınıyor. Eski yağ filtremizi çıkardık. Hemen yenisi de yanında. Yeni yağ filtremizi takıyoruz. Yeni yağ filtremiz takıldı. Yeni karter dişlimizi takıyoruz. Motor yağımızı 10.40 olarak koyuyoruz. Hava filtremizi çıkardık. Güzelce hava tutuyoruz, temizliyoruz. Sonra da yeniden takacağız. Hava filtremizi güzelce temizledik ve yeniden oturttuk. Hava filtre kazanımızın kapağını kapatıyoruz. Muhafazamızı söküyoruz, şanzımanımızı kontrol edeceğiz. Müşterimizin isteği doğrultusunda şanzıman yağımızı kontrol edeceğiz. Eğer bozulmuşsa şanzıman yağımız değişecek. Şanzımanımızda herhangi bir sıkıntı varsa onu gidereceğiz. Şanzımanımız, bu arada muhafazamızı indirdik. Şanzımanımız görüntüde. Bakıyoruz. Ustamız diyor ki distribütör kapağımızı sökmemiz ve kontrol etmemiz lazım diyor.
kaçak var mı yok mu kontrol edeceğiz. Şanzıman yağımızın güzel olduğunu söyledi. Ustamız hafif böyle bir tapayı kaldırdı, ucundan bir bakalım dedi. Bir sıkıntı yok, gerek yok dedi yani değişmesine. Ustamız baktı ve şanzımanda herhangi bir sıkıntı göremedi. Yağdan da bir sıkıntı yok. Şimdi distribütör kapağını çıkartacağız. Bakalım orada neler var. Distribütörümüzü kontrol ettik, herhangi bir kaçağa rastlamadık. Tekrardan takıyoruz. Distribütör kapağımızı temizliyoruz benzinimizle. Benzinimizi döktük, güzelce fırçalıyoruz. Furkan güzelce. Ovala ovala. Yeni bilyamız takılıyor. Tekerlek bilyamızı pres yardımıyla takıyoruz. Külbütör kapağımızı temizledik. Yeni tekerlek bilyamız takıldı. Bilyamızı taktıktan sonra amortisör bağlantılarımızı yaptık. Balatalara ve disklere baktık arkadaşlar. Bir problem görmedik iki tarafta da. Disk balatalarımız değişmeyecek. Gerek duymadı ustamız. Tekrardan yerine taktık. Tekerleğimizi tekrar taktık. Hemen bijonlarımızı da yerleştiriyoruz. Bilal usta da geldi bu arada. Geçmiş olsun usta. Ufak bir kaza. Ama Allah'tan çok önemli bir şey yok Bilal ustanın. Bir iki gün istirahat et. Bijonlarımızı da sıktık. Tekerleğimiz böylece takılmış oldu. Yeni buji keçemizi taktık. Şimdi çekişte tam olarak oturtuyoruz, çakıyoruz. Yeni contamızı oturttuk. Külbütör kapağımızı kapatıyoruz. Külbütör kapağımız kapandı. Külbütör kapağımızın sabitleme cıvataları sıkılıyor. Aracımızın işlemleri sona erdi. Son bir defa bir sesini dinleyelim beraber. Aracımızın sesi bu şekilde. Gayet güzel. Aracımızda işlemlerimiz tamamlanmıştı. Şimdi Toyota aracımızla test sürüşüne çıkacağız. Aracımızı test edeceğiz. Bakacağız son durumu nedir? Herhangi bir problemi kalmış mı? Test sürüşümüz başlıyor. Yusuf ustayla test sürüşümüz başladı. Hadi bakalım usta, söz sende. Yine yağmurlu bir gün arkadaşlar. Hava bir öyle gidiyor bir böyle ama değişmeyen tek gerçek var. Hala soğuk. Hala yaz gelmedi. Bekliyoruz yaz gelmesini. Test sürüşümüz devam ediyor. Alt takımda herhangi bir ses yok. Hiç ses yok. Frenlerde var mı sıkıntı? Bas bakayım bir. Fren hiç yok. Evet, fren balataları vesaire diyordu. Frende de bir sıkıntı yok. Tamam. Zaten bu yolda arkadaşlar genelde fren kontrolü yaptığımız yol. Araba hızlığı lazım. Nasıl bilye? Bilyası değişmişti, tekerlek bilyası. Onda bir problem olmadığını söyledi ustamız. Araba şöyle hızlı. Hızlı mı? Hızlı mesela. Ha, 100 kilometreden sonra titreme mi yapıyordu usta? Ses. Ses yapıyordu. O gitti değil mi? Evet, o ses kalmadı. Tamam, işletmemize dönüyoruz. Herhangi bir sıkıntısı yok. İlacımızı koymuştuk. Kalorifer temizliğimiz başladı. Toyota aracımıza hortumlarımızı taktık. Bu şekilde. Kalorifer borumuz değişecek. Ustamız borunun değişmesi gerektiğini söyledi. Boğaz kelebeği temizliğimiz de başlıyor şimdi. Boğaz kelebeğimiz sökülüyor. Boğaz kelebeğimiz söküldü. Şimdi temizliğini yapacağız. Boğaz kelebeğimiz temizleniyor. İçini güzelce fırçalıyoruz. Benzinimiz de temizliyoruz. Boğaz kelebeğimiz temizlendi. Şimdi aracımıza tekrardan montajını yapacağız. Boğaz kelebeğimiz takıldı. Kalorifer musluğumuzu değiştirdik arkadaşlar. Gerisini montajını yapıyoruz. Suyumuzu boşaltıyoruz. Radyatör temizliğimiz oldu. Bak, suyumuz boşalıyor şu anda. Evet. Radyatör temizliğimiz de tamam. Kalorifer temizliğimiz de tamam. Temizliklerimiz tamam mı usta? Tamam. Musluk
da değişti zaten. Şu musluğumuz da değişti, evet, onun da bilgisini verdik. Başka bir işlemi kalmadı aracın. Allah'ın izniyle müşterimize teslim edeceğiz. Kesesine bereket diyoruz şimdiden. Aracımıza mavi antiprizimizi koyuyoruz. Son olarak aracımızın motorunu yıkayacağız. Bunun için de yıkamaya gönderiyoruz. Şu kısımlara komple yağ salmış. Kübütör kapağından yağ kaçırdığı için emme manifoldunun üstüne bu noktalara, egzoz manifoldunun etrafına, şanzımanın üstüne, her yere şu noktalar hep yağ içinde, pislik içinde. Bak şuradaki katranı görüyor musun? Şu katrana bak. LPG beynin üstüne bak. Çok kötü durumda. Bunlar güzelce yıkanacak. Evet. Aynen bak. Katranı görüyor musun? Orası işte. Oraları temizleyeceğiz hep. Güzelce yıkatacağız. Distribütöre, sigorta panosuna, bu kısımlara değdirmeden yapacağız. Böyle mesela yıkanacak güzelce. Müşterimize daha temiz teslim edeceğiz. Bu araba muşterine bakıldı mı? Buna baksan motor kulağı lazım. Tekneme var. Sakın nereye yağlıydı. Ustamız işte. Arabada tekneme var diyor. Bir benzin al bakalım. Bu burada. Tabii. Tabii. Hava. Yok değil. İşte evet, tamam. Sökeceğiz abi şunu. Sökeceğiz de şunu bir şey yapalım. Şu sesi bir keselim, hani bakın. Hava ağırlıkmasın bize. İçeriye bile ses veriyor bu, ne biçim. Usta, problem nerede tam olarak? Ateşi mesela bile bakacağız. Bana su ortamı yan kesici getirdi. Kanka. Yeni bujilerimiz geldi arkadaşlar. Şimdi hemen montajını yapıyoruz. Evet. Bir tanesi de içinde. Orijinal mi bunlar Ali? Evet abi. Evet, hepsi orijinal. 4 yeni adet bujimiz takılıyor. İnci inci bebekler. Erkan Usta şimdi inci ayarları yapıyor. Ufak bir zırıltı yaptırıyordu. Kazalı düştü buradan. Bunu da böyle takmışlar. Toyota aracımızın işlemleri tamamlandı. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Birazdan teslim edeceğiz. Kesesine bereket diyelim. Aracımızı işletmemizden otoparka doğru çıkartıyoruz. Müşterimiz oradan gelip alacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.